Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizde şiddet son dönemde toplumun tüm kesimlerini derinden etkiliyor. Ancak kadınlar, çocuklar ve sosyoekonomik durumu zayıf olan dezavantajlı gruplar üzerinde etkisi çok ama çok daha yıkıcı. Hemen hemen her gün hepimizi kahreden, bir o kadar da öfkelendiren yeni olaylarla sarsılıyoruz. Öne alınmayan, her gün, her geçen gün artan şiddetin bu seferki mağdurları yeni doğan bebekler. İstanbul'un göbeğinde, içinde doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının, özel hastane sahiplerinin de bulunduğu bir çete, 3-5 kuruş kazanmak uğruna yeni doğan bebekleri ölüme terk ediyor. Başta Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere devletin bütün kurumları ise büyük bir kayıtsızlık, acizlik ve vurdumduymazlık içerisinde bu yaşanan vahşete adeta seyirci kalıyorlar. Bir buçuk yılı aşkın bir süredir bilinmesine rağmen yapılan şikayetlere, açılan soruşturmalara, devletin, savcılığın, emniyetin, Sağlık Bakanlığı'nın tüm gücüne ve imkanlarına rağmen henüz yeni doğmuş bebekler, insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş canilerin para kazanma hırsı uğruna kan donduran ve şeytanca bir planla hayattan koparılıyor. 19 hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesi sanki birer ticari işletmeymiş gibi kiralanıyor. Bazıları hasta bile olmayan bebekler Sosyal Güvenlik Kurumundan para alabilmek için birer mal gibi, emtia gibi özel hastanelerin bu kiralanan yeni doğan ünitelerine sevk ediliyorlar ve 12 bebek bile isteye ölüme terk ediliyor. Bu iğrenç olayda ismi geçen hastanelerden birinin sahibi olan eski Sağlık Bakanı ve yine eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu vicdanım rahat diye açıklama yapabiliyor. Bütün bu olayların yaşandığı dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çıkmış hiç utanmadan kamuoyu yeni doğan çetesiyle meşgul ediliyor diyebiliyor. Olayların başladığı, yoğun bir şekilde yaşandığı, cimer şikayetlerinin yapıldığı dönemde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca'nın ise gıkı dahi çıkmıyor. Bey insafsızlar ve vicdansızlar ve Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. O bebekler siz ve sizin gibiler görevlerini layıkıyla yapmadığınız için öldüler. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan ondan önceki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü, şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kadar hepiniz bu bebeklerin ölümünden sorumlusunuz. Sizin büyük bir pişkinlikle kendinizi sorumluluktan kurtarmaya çalıştığınız bu rezil ortamda olan küçücük bedenlere ve o bedenlere evlatlarına kavuşamadan onları toprağa vermek zorunda kalan ailelerine oldu. Sorumlusunuz. Halk sağlığını korumadığınız için. Devlet hastanelerine yatırım yapmadığınız için. Kamucu sağlık anlayışını parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, parası olmayanın ölüme terk edildiği bir sisteme dönüştürdüğünüz için sorumlusunuz. Nitelikli, namuslu, donanımlı sağlık çalışanlarını bu ülkede tutmayı beceremediğiniz için, herkese eşit, parasız sağlık hizmeti sağlamadığınız için ve sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürdüğünüz için, Sağlıkta devrim yalanlarıyla bu ülkede sağlık sistemini bitirdiğiniz için ve küçücük bebekleri koruyamadığınız için sorumlusunuz. Değerli basın mensupları. Bu olay 22 yıllık AKP iktidarının toplumda, bürokraside ve kurumlarda yarattığı çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve kirlenmenin somut bir sonucudur. Sağlık sistemini ticarileştiren, hastayı müşteri, hastaneyi ticarethane olarak gören, insan hayatını, insan sağlığını rant ve kazanç odaklı bir hale getiren AKP iktidarı ve onun liyakatsiz, beceriksiz, kifayetsiz muhteris bakanları ve bürokratları bu bebek ölümlerinde olayın failleriyle birlikte sorumludurlar. Bu olayın İstanbul'daki 19 hastaneden ibaret olmadığını sosyal medya üzerinden yükselen şikayetlerden görüyoruz. Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Antalya'dan da benzer ihbarlar yapılıyor. Bunun yanında diyaliz merkezleri, yetişkin yoğun bakımları, özel bakım merkezleri ve yaşlı bakım merkezleriyle ilgili de benzer iddialar var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu vahim olay ortaya çıktığında olayı araştırmak ve incelemek için sorumlulukları olanları belirlemek üzere derhal bir heyet oluşturulması talimatı verdi. Gen Genel Başkan Yardımcımız ve gölge Sağlık Bakanımız Zeliha Akbas Aksas Şahpas ve Genel Başkan Yardımcımız gölge Çalışma Bakanımız Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'nın olduğu bir heyet oluşturuldu ve bu heyet derhal çalışmalarına başladı. Genel Başkan Yardımcılarımız ve milletvekillerimizden oluşan heyet, konuyla ilgili İstanbul Tabip Odası, Eczacılar Odası ile görüşme yaptı. Bu akşam saat 22'de İstanbul Valisi ile de bir görüşme gerçekleştirecekler. Ancak Bakırköy Savcılığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü heyetimizin görüşme talebine olumsuz dönüş yaptı. Gölge Bakanlarımızın bakanlarla valiyle görüştükleri bir ortamda il müdürlerinin heyet, teğetimizle görüşmüyor olmaları ister istemez çekindikleri, saklamaya ve gizlemeye çalıştıkları bir şeyler olduğunu düşündürüyor. Burada sizlerin dikkatini çekmek istediğim bir husus var değerli arkadaşlar. 2023 Mart ayında Cimer şikayeti yapılmış. Bu şikayet Mayıs'ta İl Sağlık Müdürlüğüne ve emniyete bildirilmiş. Eylül 2023'te teknik takip yapılmış. Bundan 6 ay önce operasyon yapılmış. Ancak geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Savcısının tehdit edildiği görüntüler ortaya çıkana kadar bahse konu hastanelerde ne ruhsat iptaline gidilmiş ne de hastaneler kapatılmış. Tam bir aymazlık vurdum duymazlık örneği. Bu kokuşmuşluğun üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu pisliğin içinde yer alan buna göz yuman, görevini gerektiği gibi yerine getirmeyerek, görevini savsaklayarak, ihmal ederek bu bebek ölümlerinde dahli ve payı olan kim varsa hak ettikleri cezayı alıncaya kadar peşini bırakmayacağız. Yarın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gül Çiftçi partimiz adına bu olayda birebir sorumluluğu olduğu görülen Sağlık Bakanı ve dönemin İl Sağlık Müdürü hakkında ve bu olayların başladığı dönemdeki Sağlık Bakanı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacak. Buradan iki kişinin hakkını teslim etmek istiyorum arkadaşlar. Her türlü tehdide ve baskıya rağmen bu ahlaksız, insanlık dışı çeteye karşı yürüttüğü soruşturmada bir adım dahi geri atmayarak çetenin çökertilmesinde büyük bir emeği olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin ve bu ülkede her şeye rağmen halkın haber alma hakkı için gerçeklerin peşinde koşan bir gazeteci Emrullah Erdinç ülkedeki bu korkunç sağlık skandalını ortaya çıkaran kişilerdir. Son derece üzücü ve korkunç olayların yaşandığı ülke gündeminde yaptığı haberlerle yeni doğan çetesiyle iktidardan daha çok mücadele eden gazetecilerimiz iyi ki varlar. Dünya Gazeteciler Günü'nde mesleğini layıkıyla yapan özgür basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha bizlere gösterdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu organize kötülüğe karışmış olan bütün hastanelerin tamamının ruhsatları askıya alınmalı. İşine geldiğinde her yerde kayyum atayan AKP iktidarı elini korkak alıştırmasın. Ayrıca kayyum ataması için gereken yasal düzenleme salı günü meclise getirildiği takdirde tüm desteğimizi vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Böyle bir düzenlemenin meclisten oy birliğiyle geçeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Yeter ki iktidar bu işin ucu bana dokunur mu diye düşünmeden üzerine düşen görevi yapsın. Büyük bir yüzsüzlükle koltuğuna yapışan ve bu yaşananlardan hem il sağlık müdürü hem de Sağlık Bakanı olarak sorumluluğu olan Kemal Memişoğlu'nu da bir kez olsun sorumlu davranmaya ve istifa etmeye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, toplumda şiddet olayları artarken elbette ilk bakmamız gereken yer adalet sistemidir. İnfaz edilmeyen bir cezanın hukuk önünde hesap vermeyen suçluların olduğu adalet ve yargı sistemi mutlaka sorgulanmalıdır. Herkesin yanına, yaptığının yanına kar kaldığı, benim suçlum iyidir, seninki kötüdür anlayışıyla kişiye özel yasalar çıkaran bu çarpık düzen toplumsal şiddeti tırmandıran en önemli unsurlardan biridir. Toplumsal düzeni sağlamakta önemli bir rolü olan ceza sisteminin etkili olabilmesi için her şeyden önce verilen cezanın uygulanacağı ve hükümlünün ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılacağına ilişkin toplumda güçlü bir inanış olması gerekir. Halbuki bugün ülkemizdeki adalet sistemi ve infaz sistemi tümüyle çökmüş durumdadır. Toplum suç işleyenin arkası sağlamsa ceza almayacağı, ceza alsa da bu cezayı çekmeyeceğini düşünmekte. Bu şekilde de toplumda yaygın bir cezasızlık algısı oluşmaktadır. Bakın değerli arkadaşlar. Mevcut infaz kanunumuz 2004 yılında AKP iktidarı döneminde çıkarıldı. O günden bugüne kadar infaz kanunu tam 40 kez değiştirildi. Her bir değişiklikle İnfaz sistemi zayıflatıldı, etki alanı daraltıldı. İyi bir ceza ve infaz sisteminde olması gereken hükümlünün ıslah edilip topluma yeniden kazandırılması amacı tamamen rafa kaldırıldı. İnfaz sonrasında denetim ve destek mekanizmaları işletilmedi. Bugün hüküm giyen kişiyi ıslah ederek topluma yeniden kazandıracak bir infaz sisteminden söz etmemiz mümkün değil. İşte tam da bu nedenle evde, okulda, sokakta, iş yerinde hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Çeşitli adlar altında neredeyse 2-3 yılda bir getirilen örtülü aflarla oluşan cezasızlık hali pek çok suçluyu cesaretlendirmiş, pek çok suçu da daha kolay işlenebilir hale getirdi. Diğer yandan AKP'nin ülkeyi mahkum ettiği yoksulluk ve hayat pahalılığı toplumsal dokuyu çözerken yaşamın bir bütün olarak değersiz görülmesine, kişilerin aileleriyle, toplumla ve kendileriyle bağlarının zayıflamasına, yabancılaşmasına neden olmakta. Hayata dair umudu, ideali, hayali olmayan gençler suça ve uyuşturucuya yönelmektedir. Ya suç faili olmakta ya da suçun mağduru olmaktadırlar. Değerli arkadaşlar, gerçek suçluların elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı, şiddetin normalleştiği, şiddet gören mağdurun suçlandığı bu ülkede bugüne kadar başında reform sözcüğü yazan 8 yargı paketi mecliste kabul edilerek yürürlüğe girdi. Dokuzuncusu genel kurulda görüşülecek. Onuncusunun ise hazırlandığı söylenen, havalı sözlerle kamuoyuna pazarlanan yargı reformu paketleri reformu sadece başlığında barındırmaktan ileri gidemedi. Yasa yapma tekniklerin alt üst edildiği, torba yasalarla yapılan düzenlemelerle kanunlar anlam ve amacından uzaklaştırıldı. 22 yıllık AKP iktidarının bu topluma verdiği en büyük zararlardan biri adalete olan güvenin kaybedilmiş olmasıdır. Bakın kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre Eylül ayında 34 kadın öldürüldü. 2024 yılının ilk 9 ayında 295 kadın katledilirken 117 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Kadına karşı şiddetin engellenmesinde referans bir uluslararası metin olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından bu yana en az 1127 kadın öldürüldü. Bugün de Adana'da Buruk Mezarlığı'nı ziyaret eden bir kadın ve iki kızı kimliği belirlenemeyen bir zanlı tarafından ne yazık ki öldürüldü. Değerli basın mensupları, İstanbul Sözleşmesi'nden anayasaya aykırı bir şekilde bir gece yarısı kararnamesiyle çıkılmasıyla AKP iktidarının eline bir kez daha kan bulaşmıştır. Son yaşanan olaylar bir kez daha göstermiştir ki AKP iktidarı kadınları, çocukları koruyamadığı gibi bebekleri de koruyamamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumsal şiddetteki bu tehlikeli tırmanışın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sorunun hukuki, psikolojik, sosyolojik, ekonomik pek çok boyutu olduğunu görüyoruz. Köklü ve cesur değişikliklerin yapılması gerekiyor. Ancak her gün bir kadın cinayeti işlenirken her gün bir çocuk cinsel istismara uğrarken bu köklü değişikliklerin uzun vadede ortaya çıkacak sonuçlarını bekleyecek kadar çok vaktimiz yok. Toplumsal şiddet şu anda en can yakıcı haliyle yaşanıyor ve çok hızlı bir şekilde çözülmesi için derhal somut adımlar atılması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi derhal yeniden yürürlüğe koyulmalıdır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu üzerindeki tartışmalara son verilerek yasanın etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Hızlı bir şekilde caydırıcı bir ceza ve infaz sistemiyle de cezasızlığı ortadan kaldıracak düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Artan toplumsal şiddet karşısında tüm siyasi partiler birlikte adım atmalıdır. Değerli arkadaşlar, savunma sanayi destekleme fonuna kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzeri kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınması içeren teklif geri çekildi. Daha doğru bir tabirle ertelendi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, alınan karar duyururken ertelendi diyerek açık kapı bırakmış oldu. Detaylı inceleme yapacaklarmış. Anlaşılan başka bir kılıf aramaya başka bir kılıf arama çalışmaları başlamış. Bu yöntem AKP iktidarının 22 yıldır uyguladığı bir yöntemdir. Olmaz, yapılamaz deneni ben yaparsam olur anlayışıyla halka dayatıp Kamuoyunda bir tepki olduğu takdirde geri adım atmak AKP'nin şanındandır. Fakat atılan bu geri adım vazgeçtikleri anlamına da gelmez. Erteledikleri düzenlemeyi ülke gündemini değiştirip en olmadık zamanda bir gece resmi gazetede görüveririz. Bakın 24 Mayıs'ta yurt dışı çıkış harç bedelinin çıkış başına alınan harç tutarını 3 bin lira yapmak istediler. Yine halkın büyük bir tepkisiyle karşılaşan AKP iktidarı %233 zamla 150 liradan 500 liraya çıkardı. AKP iktidarının ne koparırsa kar anlayışı ülke ekonomisinin sonunu getirdi. Önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşülecek halkın bütçesini nasıl sarayın bütçesi haline çeviririz diye gecesini gündüzüne katanlar Cumhurbaşkanlığının bütçesine geçen yıla kıyasla %38 arttırarak 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ayırmışlar. Bu kadarıyla da yetinmemişler. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde en fazla ödeneği de 9 milyar 857 milyon 811 bin lira ile mal ve hizmet alım giderlerini ayırmışlar. Anlaşılan halka dayatılan tasarruf tedbirleri sarayın bütçesine işlememiş. Ayrıca 2025 yılı için Cumhurbaşkanlığı'na alınacak 20 araç için toplam 16 milyon 940 bin liralık ödenek ayrılmış. <laughs> Oysa ki tasarruf tedbirleri genelgesine göre kamuda 3 yıl süreyle yeni taşıt alımı kısıtlanmıştı. Bir kez daha görüyoruz ki yayınlanan sözde tasarruf tedbirleri halkın cebinden, kursağından çaldıklarıyla kendilerine kaynak oluşturma çabasından başka bir şey değil. Sokaktaki vatandaş yiyecek ekmek bulamazken kirasını ödeyemezken ay başını getiremezken Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe akıllara Diyanet'in makam araçlarını ve şatafatlı gezilerini getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının bütçelerini geride bıraktı. Geçen sene 91 milyar 824 milyon lira olan bütçe, yüzde 41 oranında artışla 130 milyar 119 milyona yükseltildi. Ocak ve Eylül 2024 döneminde 74,5 milyar liralık gidere imza atan Diyanet Bütçesi, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden daha fazla oranda arttırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı günde 16244 asgari ücret tüketirken 17002 lira alan asgari ücretli 28358 lira olan açlık sınırının %67 altında kalıyor. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 945 lirayı geçti. Büyükşehirlerde kamu emekçileri barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Neredeyse maaşlarının %75'ini 80'ini kiraya vermek zorunda kalıyorlar. Büyük şehirlerde kamu emekçileri barınma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyorlar. Bankalara olan borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı 1 milyonu aştı. Bu korkunç ekonomik krizin mimarı AKP iktidarı ise sarayda hazırlanan ve halkın yaralarına merhem olması gereken ama olmayan bütçeyle işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun alın terine göz diken sözde tasarruf tedbirleriyle çiftçiye, esnafa destek değil köstek olan anlayışıyla 85 milyon vatandaşımızı adeta sabır testinden geçiriyor. Değerli arkadaşlar. Meclis Başkanlığı'na geçen hafta bir kanun teklifi sunuldu. 23 maddeden oluşan teklif 12 ayrı kanunda değişiklik öngören bir torba yasa. Biz kanunların bütünlüklü yapısı, amaç ve anlamı torba kanun teklifleriyle yerle bir ediliyor dedikçe AKP ısrar ediyor yasa yapma tekniklerinin alt üst edildiği, kaliteli ve nitelikli yasama ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu torba yasada dikkat çeken bir düzenleme de etki ajanlığı düzenlemesi. Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir mahde iddia ihtası şeklinde düzenlenen etki ajanlığına aslında yabancı değiliz. Bundan 5 ay önce Böyle bir düzenlemenin meclis gündemine asla getirilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuştuk. Ancak AKP anayasaya tamamen aykırı bir düzenlemeyi getirip bu torba yasanın içine ekledi. Değerli arkadaşlar, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ve talimatı doğrultusunda suç işlemek şeklinde bir suç tanımlanmış. Hangi ihtiyacı karşılamak için yapıldığı belli olmayan bu düzenleme düzenlemede öncelikle suçun tanımı muğlaktır. Suç tipi somut, belirli ve öngörülebilir değildir. Bu yönüyle düzenleme Ceza hukukundaki suç ve cezaların kanunu ilkesiyle doğrudan doğruya aykırılık teşkil etmektedir. Aynı zamanda suç ve cezalarda ölçülülük, orantılılık ilkelerinin ihlal edildiği bu düzenleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. Medeni ve Siyasal ha Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme'nin 15. maddelerine de açıkça aykırıdır. AKP bu düzenlemeyle kendi hedefine koyduğu kişiler açısından bu maddeyi elbette bir baskı aracı olarak kullanacaktır. AKP iktidarı etki ajanlığı ile kendisine muhalif olan herkesi susturmak için hukukun bütün evrensel ilkelerini ayaklar altına alarak suç oluşturma, suç uydurma çabasındadır. Meclisteki bu maddenin geçmemesi için en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. AKP'nin yaratmaya çalıştığı korku iklimine temel hak ve özgürlükleri kurban etmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, ülke ekonomisini savaş ekonomisine çeviren, ülkeyi 100 yıl geriye götüren AKP, kendi vatandaşı yoksullukla savaşırken sığınmacıların çalışma izni muafiyetini 6 aydan 3 yıla çıkarıyor. Beşer Esad genel af ilan edip Suriyeli vatandaşlara ülkenize dönün çağrısı yaparken AKP iktidarı 3 yıl daha gitmeyin diyor. Suriyeliler gitmesin diye uğraşan AKP iktidarı bu çabasını nasıl duyurdu biliyor musunuz? İş dünyasına iyi haber. Nitelikli eleman sıkıntısı çeken sanayicilerin beklediği haber geldi. Sığınmacılar çalışma izni olmadan istihdam edilecek. Bakın değerli arkadaşlar, bunun adı düpedüz imtiyaz. Mülteci aşığı AKP iktidarı, sığınmacılara tanıdığı hakların onda birini, staj ve çıraklık mağdurlarına neden tanımıyor? Eğer sanayicilerimizin ara elemana ihtiyacı varsa çırakları ve stajyerleri istihdama katın. Önce mağduriyetlerini giderin. E-Devlet'ten işe giriş tarihleri hangi gün görünüyorsa sigorta başlangıcını o tarih kabul edin ve sonrasında uzun vade sigortasını yapıp özlük haklarını teslim ederek çırak ve stajyerleri istihdama kazandır. İşte sosyal devlet anlayışı budur. AKP iktidarının yapması gereken budur. Kendi ülkesinin işsiz evladını, staj ve çıraklık mağduru vatandaşını düşünmeyen iktidar, Suriyelileri, sığınmacıları istihdama katma hayalleri kuruyor. Gençlerimizi işsizliğe mahkum eden, işsizler ordusunu büyüten ve gençlerimizi değersizleştiren, geleceğe dair umutlarını kaybetmelerine neden olan bu düzeni reddediyoruz ve bu düzenin mimarı olan AKP'yi uyarıyoruz. Çalışma izni olmayan Suriyelileri, sığınmacıları istihdama katacağına Türkiye'de üç gençten biri işsiz. Onları istihdama katın. Katmazsanız geçim olmaz, geçim olmazsa da seçim olur. Değerli basın mensupları, İsrail'in bölgeselleştirdiği savaş günden güne Orta Doğu coğrafyasını kana bulamaya devam ediyor. İsrail hükümeti bombardımana devam ederken Birleşmiş Milletler barış gücüne karşı da ateş açıyor. Bölge ülkeleri diken üzerinde. Kameralar önünde İsrail bize de saldıracak diyenler perde arkasından İsrail'le ticarete devam ediyorlar. Erdoğan İsrail'in nihai hedefi vatan toprağımızdır diyor. Diğer tarafta İsrail'e demir çelik satmaya devam ediyor. O demirden, o çelikten bombalar yapılıyor. Savaş malzemesi yapılıyor ve İsrail tarafından bölge ülkelerine karşı kullanılıyor. İsrail hedeflediği genişleme sınırlarını bombalayarak insanları tehcire zorluyor. Bölge bombardımanla boşaltılıyor ama Erdoğan buyursunlar gelsinler kapımız açık diyor. Ey Erdoğan ticaret yaptığın yetmedi şimdi de kucak açıyorsun. Sen de gayet iyi biliyorsun ki boşaltılan yerlere İsrail yerleşecek. İnsanları Türkiye'ye davet ederek İsrail'in bölgeyi boşaltmasına destek olmuyor musun? Bu yıl içerisinde İsrail gizli servisi Mossad'a çalışanlar MIT tarafından yakalanmadı mı? Kayıtsız kuyutsuz memlekete soktuğunuz daha kaç ajan var bilmiyoruz. Ya bir büyük şehir belediyesi kuracak kadar 729 bin Suriyeliyi bir anda ortadan kaybetmediniz mi? Olaf Scholz suç işlemiş Suriyelileri bize gönderiyor. Mitsotakis Türkiye'ye daha çok para vermemiz lazım. Sığınmacı ve kaçaklardan Avrupa'yı koruyor diyor. Iraklılara vize serbestisi veriyorsunuz. Sığınmacı ve kaçakların izinsiz çalınma, çalışma sürecini, süresini önce 6 aya sonra da 3 yıla çıkarıyorsunuz. Ya arkadaş sizin bu millete Allah rızası için hiçbir hayrınız dokunmayacak mı? Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a oy vermiş insanlarımıza sesleniyorum. Erdoğan ve Cumhur İttifakına oy verdiğiniz müddetçe Suriyelilerde, Afganlılarda, Afrikalılarda, Pakistanlılarda bilumum tüm Orta Doğu ve Afrika coğrafyasından sığınmacılar ve kaçaklar memleketimize doluşmaya devam edecek. Hem de bunu dini ve milli değerleri kendine kalkan yaparak yapacaklar. Erdoğan bunları göndermeyeceğini hem az önce saydığım icraatlarıyla hem de kendisinin açık ifadeleriyle alenen gösterdi. Ha siz ne yapacaksınız derseniz onu da söyleyelim. Biz bu insanları kendi vatanlarına göndereceğiz. İktidara geldiğimizde onları uluslararası hukuka ve insanlık onuruna uygun bir şekilde göndereceğiz. Değerli arkadaşlar, son olarak yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel grup toplantısından sonra kalabalık bir milletvekili ve yönetici grubuyla 6 gün sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu programını gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a gidecek. Pazar gününe kadar sürecek olan programda Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Hakkari ve Van illerimizde çeşitli programlar gerçekleştirerek orada yaşayan vatandaşlarımızla, esnafla, STK'larla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını birebir muhataplarıyla görüşerek bölgenin nabzını tutacak. Biliyorsunuz bu program daha önce kararlaştırılan ancak genel başkanımızın sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiremediği, ertelemek zorunda kaldığı bir program. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri öncesinde bugün Sayın Selahattin Demirtaş'la bir araya gelmesi oldukça önemli ve anlamlı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun tüm kesimleriyle buluşup onların dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çare ve çözüm üretmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizin demokratikleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin hiçbir inanç, etnik kimlik ve köken farkı gözetilmeksizin eşit yurttaşlık temelinde eşit haklara sahip olarak huzur, refah ve barış içerisinde yaşamaları için üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.